çok değerli üyemizin bizi de basın mensupları ve sizlerin aracılığıyla bizleri izleyen, dinleyen kıymetli, çok saygıdeğer üyeli hemşehrilerim. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan partimiz, Türk demokrasi tarihimizde çok önemli bir dönemin başlangıcı oldu. Durmak bilmeyen azmimiz ve gönülleri fethetmek sevdasıyla çıktığımız bu yolculukta AK Parti olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya gaye edindik, AK kadroların bir neferi olarak 16 yıllık süreç içerisinde partimizin kuruluşundan bu zamana kadar her bir kademesinde görev almış milletvekillerimiz, il başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı, belde başkanlarımızı, meclis üyelerimize, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza ve görev almış herkese teşekkür ediyorum. Partimizin 16. kuruluş yıl dönümünün teşkilatlarımıza ve bize desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza, ülkemize ve ünyemize hayırlar getirmesini özellikle diliyorum. AK Parti olarak Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için gece gündüz demeden hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanı olmak isteyenler ve meclis üyeliği başvuruları için aday adaylığı başvurusu süreci başlamıştır. Evet değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, burada belediye başkan aday adaylığı için ilçe belediye başkanlıklarında adaylığı için ilçe başkanlıklarına, büyükşehir belediye başkanlığı adaylıkları için de genel merkeze, ilçe belediye başkanı aday adayı olmak isteyen arkadaşlarımız isterlerse ilçe başkanlığında, isterlerse il başkanlığında aday adaylığı dilekçesini verebilirler. Meclis üyesi arkadaşlarımız, özellikle olacak arkadaşlarımız, meclis üyeliği aday adaylığı sürecini de aynı şekilde ilçemizden, yani ilçelerde ilçemizden başvuruları parti teşkilatımıza gelerek dilekçelerini verebilirler. Bunun için özellikle biz ilçemizle alakalı ifade etmemiz gerekirse, müracaatlar 5 Kasım itibariyle başlamış bulunmaktaki bugün 2 gün geçmiş durumda. Demek ki aday adayı arkadaşlarımız kendilerini değerlendiriyorlar ki şu ana kadar biz resmi bir müracaat almadık. Ama kendini Sayın Cumhurbaşkanımız... Bir tane var. Akşamüstü. Evet. Demek ki son anda benim buraya intikal etmemden önce bir müracaat olmuş. İsmi de Allah. Ünal Şahin. Evet. Ünal Şahin kardeşimiz. Aday adaylığın ve onu da kendisini buradan o medeni cesaretinden dolayı ayrıca tebrik ediyorum. İlk olması vesilesiyle hayırlara ve bereketlere vesile olur diyorum. İlkin bereketi önemli çünkü. Kendisini de tebrik ediyor. Kutluyorum medeni cesaretinden dolayı. Ve 12 Kasım itibariyle 12 Kasım 2018'de de aday adaylığında, yani ilçe belediye başkanlığının aday adaylığı süreci tamamlanacak. Bu büyükşehir belediye başkanlıkları için de aynı şekilde sürüyorum. Belediye başkan adaylığı sürecinde. Ama meclis üyeliklerinde arkadaşlar bu tarih itibariyle daha iyi 3 Aralık diye biliyorum. 3 Aralık son gün. Burada özellikle şunu ifade etmek isterim. Ünye'de değer bulan, kıymet gören, takdir gören, toplumda karşılığı olan kardeşlerimizi de bizler de teşvik edebiliriz. Yönetim kurulu olabilir, yer arkadaşlarımızdan olabilir. Biz bu süreçte nasıl belediye başkan aday adaylarımız içerisinden seçeceğimiz adayımızı kılı kırk yararak, önemseyerek ortaya çıkarmak için gayret içerisindeyse genel merkezimiz, aynı değerde ve aynı önemde meclislerin de çok kaliteli ve seviyeli olması için bir mücadele içerisindeyiz. Onun için burada değer kazandıracak ve partimize katkı sunacak, kendi varlığıyla partiden güç alan değil, partiye güç sağlayan, destek veren meclis üyeleri arkadaşlarımız da partiye kazandırma noktasında desteklerinizi bekliyorum. Bunun haricinde arkadaşlar, şu andan itibaren
yaptığımız bu süreçte öyle inanıyorum ki kendisini değerlendiren bu arkadaşlarımı zannediyorum kamuoyunda karşılığım nedir? Parti genel merkezinin belirlediği kriterler noktasında kendisini değerlendirmesini yaparak ve süreci de izleyerek Cuma gününden sonra son güne doğru kızışan ve aynı zamanda da teveccüh gösteren adaylığı noktasında bir süreç olacağını inanıyorum. Ve bu aday adayı arkadaşlarımızın içerisinde hep birlikte, birlik ve beraberlik, kardeşlik içerisinde o süreci yaşadıktan sonra belirlenen adayın arkasında da el birliği, gönül birliği ve kardeşlik içerisinde durarak Ünye'de güzel bir seçim atmosferi yaşayarak hayırlı bir sonuca hep birlikte kavuşacağımıza ve inanarak yürekten bu samimi duygularımı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ünye'de bu süreçte inşallah geçmiş günlerde nasıl ki hep AK Parti kendini toplumun gönlünde fethederek, oyunu artırarak ve gücünü artırarak bugünlere geldiyse, bugünden sonra da aynı itina ve gayret içerisinde olması münasebetiyle gene de artırarak ve toplumun gönlündeki teveccühünü yükselterek o yerel seçimler sürecini de tamamlayacağı inancındayız. Bu yürekle, bu inançla biz parti olarak, ekibimiz olarak, teşkilatımız olarak bu seçim sürecine hazır olduğumuzu, gereken işlemlerimizin mahalle sandık kurullarından alın, teşkilatımızın diğer birimlerindeki her bir kademesinde seçim süreci için gerekli olan durumları noktasında değerlendirmelerimizi yapmış, gerekli hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Allah'ın izniyle inanıyorum ki 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin de kazasız, belasız ülkemize ve geleceğimize hayırlı bir şekilde sonuçlanacağına inanıyor. Hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Konunun dışında ama geçen hafta, geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden sizin istifa ettiğinize dair haberler yayıldı. Bu konuda düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Yani ne dersiniz? İstifanız doğru mudur? Edecek misiniz? Yoksa yalan haber midir? Eğer istifaysa ben niye buradayım? Evet. Demek ki değil. Arkadaşlar belli süreçlerde, belli zamanlarda kamu içerisinde bu tür aspragas, gerçeğe dayalı olmayan, herhangi bir beyana dayalı olmayan bu tür ifadelerle maalesef kulaktan dolma bilgilerle bir şey vardır da yanlış değerlendirilerek yanlış ifadelere sebep olunan ve neticesinde de bu tür asparagas haberlerin ortaya çıkmasına vesile olan demek ki durumlar var. Ondan dolayı bu haberlerin hiçbir aslı astarı yok. Maalesef ama bunların da öne alınamıyor. Demek ki vatandaş bazen öyle görüyor, bazen böyle değerlendiriyor. Ama biz işimizin başındayız. Şu anda biz 2019 31 Mart yerel seçimlerini Ünye'mizde en iyi şekilde geçmesi için gereken neyse, teşkilat olarak biz üzerimize düşen neyse onu yapmak ve o süreci sürdürmek adına gereken neyse biz onun hazırlığı içerisindeyiz. Başka bir hesabımız ve gayemiz yok. Onun için de bu tür asparagas haberlere değil,